Bu akşam Deccal'den Deccaliyet'ten çok bahsettik ama insanlar, yani genel olarak benim karşılaştığım insanların bu konuda kafası çok karışık. Deccal kim, geldi mi, nasıl bir şey, neye benziyor, Deccaliyet nedir filan. O konuyu biraz açar mısınız? Yani çok lafı Evet. geçiyor çünkü. Şimdi bak, Deccal'i nasıl tanırız biliyor musunuz? Alametinde. Mehdi'de alametini tanırız. Biz diyoruz ki mesela şu adam hırsızdır diyoruz. Adam diyor ki bana neye göre hırsız? Gel bak derim, bizim evimize girdi. Evden çıktığında bak ne oldu ev? Cüzdanlar boşalmış, her şey yıkılmış değil mi? Her yere kıymetli değerli ne varsa hepsini alıp gitmiş. Adama soruyor, sen bunu yaptın mı? Yaptım diyor. Bunun adı ne denir? Hırsız denir. Şimdi Deccal de diyoruz ki, Deccal ne yapar? Dini çalar Deccal de. Din hırsızıdır. İman hırsızıdır. Dini imanı çalan, dünyada, dünya çapında çalan kimse, bu hırsızın adına Deccal denir. Darwin'e bakıyoruz, bütün insanlığın %99'unun imanını çalmış mı, çalmamış mı? Çalmış. Demek ki Deccal o, Darwin. Bediüzzaman üslubuna baktığımızda yine anlıyoruz. Diyor ki medyum ve tabiyun taunu. Yani deccaliyetin ortaya koyduğu hastalık. Yani Darwinizm ve materyalizm. En net budur. Ondan sonra hadislere baktığımızda zaten Deccal'i çok kapsamlı tarif ettiğini görürüz. Deccal'in vasfı nedir? Hakla batılı karıştırmasıdır. Mesela bir yalancı olmasıdır. Yalancı Deccal, kör Deccal denir değil mi? Yalancı, kör Deccal. Onun diyor, zaten lakabı, yani Deccal demesin bir anlamı, sözlük anlamı yalancı demektir. Yalan söylüyor. Yalanla insanları kandırıyor. Mesela sosyal adaletten bahsediyor, güzelliklerden bahsediyor ama kan döküyor. 350 milyon insanın kanını döktü Deccal dünyada toplam. Ve insanların kalbinden sevgiyi çaldı, muhabbeti, dostluğu çaldı, kardeşlik duygusunu çaldı, imanı çaldı, Allah sevgisini çaldı. Cömertlik duygusunu çaldı. Yani insanı insan yapan birçok güzel yönü çaldı, ellerinden aldı. O yönüyle biz Deccal'i anlamış oluyoruz. Yoksa Deccal'in alnında işte şu yazar, bu yazar diye bir şey yapıyor ama alnında diyor ki Peygamberimiz, yazı bilen bilmeyen herkes okur. Ne demek bu? Hırsızın alnına hırsız yazmaz. Alametinden anlarız. Deccal'i nereden anlayacağız? Alametinden anlayacağız. Mehdi de aynı şekildedir. Mehdi de alametinden anlaşılacak. Mehdi'nin bütün alametleri verilmiştir. Dış görünümü tarif etmiş Peygamberimiz. Yani artık milimetrik tarif etmiş. O kadar detaylı. Ama biz buna rağmen Mehdi'yi icraatinden tanıyacağız. İcraatı nedir? Hırsızın çaldığını geri insanlara vermesi. Geri insanlara dağıtmasıdır. İmanı çaldıysa imanı geri verecek. Sevgiyi çaldıysa sevgiyi geri verecek. Dostluğu çaldıysa dostluğu geri verecek. Bir çalan, hırsız olan Deccal, bir de hırsızı yakalayıp etkisiz hale getirip insanları kurtaran kahraman. Ona da Mehdi diyoruz. Alametinden anlarız. Bunu kim yaparsa dünya çapında, bu hırsızın elinden insanları kim kurtarırsa o Mehdi'dir. İnsanların imanını, ruhunu, sevgisini kim çaldıysa da o da Deccal'dir. Hadislere baktığımızda zaten tam örtüştüğünü görürüz bu izahlarla. Ama alamet olarak işte saçı sakalına karışmıştır diyor. Darwin de saçı sakalına karışmış. Kısa bodurdu diyor. O da kısa bodur. Mesela yamuktur diyor adam. Yani yamuk bir görünüm vardır diyor. Öyle yani mesela. Ama yalancı cenneti ve cehennemi bulunmaz. Mesela Bediüzzaman bunu açıklıyor. İşte gazinoları, pavyonları, eğlence yerleri insanları kandırır diyor Deccaliyet. Yani fuhuş sektörüyle, işte başka uyuşturucuyla, şunla bunla. İslam'da bunun zıttı oluyor tabii. Meşru eğlenceyi, meşru güzellikleri savunuyor. Yani eğlence yeri olmaz diye bir şey yoktur ama meşru olması lazım. Yani kan dökülmemesi, haram olan şeylerin işlenmemesi, insanlara acı verilmemesi gerekir. Yoksa eğlenceyi İslam savunur. Kur'an zaten bizim mutlu olmamızı istiyor. Biz tabii ki sevineceğiz. İman heyecan içerisinde olacağız. İmanın verdiği şevk ve heyecan içerisinde olacağız. Ve bütün hayatımız bizim eğlenmektir, neşedir, sevinçtir. Ama Allah aşkıyla neşeli olacağız biz. Allah'ı sevdiğimiz için neşeli olacağız. Mesela bak ben sizi seviyorum. Allah'ın tecellisi olarak seviyorum. Değil mi? Mesela ne bileyim, hayvanları seviyorum. Allah'ın tecellisi olarak seviyorum. Bitkiyi Allah'ın tecellisi olarak seviyorum. Allah'ın tecellisi olarak sevmek çok önemlidir. Mesela toplanır yemek yeriz. Bu bir eğlencedir. Bir sevinçtir.
ne bileyim ben mesela müzik dinliyorum. Benim hoşuma gidiyor. Bir sevinçtir. Ama bir başkasına zarar vermemek, canını yakmamak, ona ızdırap vermemek, iftira atmamak, üzmemek, korkutmamak. Yani sabaha kadar sayarım. Bunları yapmayacak Müslüman. İnşallah. Evet.